Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşurelerim oldu ve harika oldu. Şöyle göstermek istiyorum yukarıdan da. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içinde bulunduğumuz Muharrem ayına özel, has bir lezzet olan aşure tarifi vereceğim. Çok lezzetli, yiyenlerin bayıldığı bir aşure tarifi. Geçen sene yaptığımda komşularım bayılmıştı. Özellikle söylediler ki aşuren çok lezzetliydi diye. Ki ben de lezzetli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çok lezzetli oluyor. Şimdi hemen tarife geçelim. Öncelikle haşlamış olduğum buğdayım var burada. Ayrı yerde haşladım. Buğdayıma su ekliyorum. Daha önceden buğdaylarımı haşlamıştım ayrı ayrı, fasulyemi ve buğdayları, nohutu falan. O sebepten çok haşlamayacağım. Sadece ne tatları birbirine karışsın diye biraz daha haşlıyorum. Şöyle bir su bardağı haşlanmış fasulyem var. Onu ekliyorum. Bir su bardağı da haşlanmış nohut var. Onu da ekliyorum. Haşlandıkça suyu azalacaktır. Kontrollü bir şekilde takviye edebiliriz. Özellikle ilk defa yapacaklar için bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu boyutta büyük tencereniz varsa yeterli. Evet, aşurem kaynamaya başladı. Bu aşamada şekerini katmak istiyorum ki nohut ve fasulyeler yavan olmasın, ağza tatlı gelsin diye. 1,5 bardak şeker attım. Fasulyelerim, nohutlarım pişti. Şimdi pişme sırasına göre önce 1 su bardağı şöyle bademimi ekliyorum. Bademlerimi sıcak suda bekletip kabuklarını soymuştum. Şöyle 1 çay bardağı fındık. Bol malzemeli olsun istiyorum. O yüzden şöyle yıkanmış yarım çay bardağı pirincim var. Onu da ekliyorum. Şöyle 1 su bardağı fıstık. Kuru yemişleri sıcak suda beklettim ki biraz içindeki o kavruk tadı gitsin diye. İçindeki pirinçler şişene kadar biraz daha kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar, elmamız yumuşadı. Şimdi incirlerimi katıyorum. İncirlerimi de doğrayıp sıcak suyla ıslatmıştım. Karasuruyu çıksın diye. Gördüğünüz gibi başta sulu gibi geldi ama kaynadıkça yoğunlaştı ve malzemeleri kattıkça kıvamı yoğunlaştı. Şu an tam istediğim gibi oldu. Çubuk tarçınım yoktu. Şöyle yarım tatlı kaşığı tarçın atmak istiyorum ki zaten üstüne de ekleyeceğim. Şöyle şu kadar yeter. Bir çay kaşığından az. Biraz kaynatıp şöyle bir taşım kaynatıp servis yapacağım. Kaselerimi alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aşuremi servis yapmak istiyorum. Şimdi süslemeye geçiyorum arkadaşlar. Narım yoktu benim. Hafta sonu olduğu için burada her yerde kapalı. O yüzden elimde olan frenk uzunları var. Onlardan kullanacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşurelerim oldu ve harika oldu. Şöyle göstermek istiyorum yukarıdan da. İnanın çok lezzetli oldu. Hem kıvamı hem de
içinde bol malzemeli bir şekilde gayet çok lezzetli oldu. Yani gerçekten geçen seferki yaptığımla aynısı oldu. Bugün gördüğünüz gibi bu aşuremi yaptım. Çok da güzel oldu. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve bildirimleri açıp bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp bana destek olmak için de kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.